Bolu'da sağlık sorunları nedeniyle çalıştığı iş yerinden ayrılan Oğan Demiral, geçimini sağlayabilmek için amatör olarak kültür mantarı yetiştiriciliğine başladı. Paşaköy mevkiinde bulunan küçük bir alanda kültür mantarı yetiştirmeye çalışan Demiral, Bolu Belediyesi'nin açtığı mantar yetiştiriciliği kursuna gitti. Kursta teorik ve pratik eğitimler alan Demiral, Seyit Mahallesi'nde kurduğu serada yetiştirdiği 2,5 ton kültür mantarının ilk hasadını yaptı. Kurduğu seraya 10 ton kompost yerleştiren Demiral, ürünlerin 50 günde toplanabildiğini belirterek "Daha önce SEDAŞ'ta çalışıyordum. SEDAŞ'tan ayrıldıktan sonra farklı bir işe arayışına girdim. Aklıma mantar işi geldi. Çok da bilinçli bir şekilde yapmıyorduk. Yani daha küçük bir yerde, 27 metrekare bir alanda, Paşaköy mevkiinde yapıyorduk bunu. Ama bilinçli değildi. Ürün alıyorduk, alamıyorduk. Bu şekilde hani çok sağlıklı olmuyordu. Sonra belediyenin kursları açıldı. Belediyenin kurslarına katıldık. Fatih Hoca yönetimindeki kurslara katıldık. Kursta bilinçlendik. Hem teorik hem pratik eğitimler aldık. Bu eğitimler sonunda da işletmeyi kurduk. Şimdi de böyle devam ediyoruz. Yaklaşık şu an burası 159 metrekare. 16'ya 9 şeklinde bir ölçümüz var. Ama tam full anlamında dolu değil şimdi burası. Yaklaşık burada 10 ton bir kompost var. Kompost mantarın yetişmesini sağlayan samanla gübrenin karışımı şeklinde bir ürün. Poşetler halinde bize geliyor. Daha sonra onların torfları ve işlemlerini sağladıktan sonra üretim başlamış oluyor. Yaklaşık 10 ton kompost var burada. 10 komposttan da 2,5 ton mantar elde ediyoruz. Bu 2,5 ton mantarın yaklaşık cirosu 20-25 bin civarlarında. Bu şekilde üretime devam etmeye çalışıyoruz. Ne kadar sürede yetişiyor? Yaklaşık 50-55 günde ürünlerimizi toplamaya başlıyoruz. Yani belediyenin denetiminde olduğu için pazar aramıyoruz. En önemlisi benim korkularımdan, çekincelerimden bir tanesi oydu. Pazar aramıyoruz. Yani en önemlisi o. Pazar aramıyoruz. Belediye alım garantisi veriyor. Ürettiğimiz ürünün alım garantisini veriyor. Durum bu şekilde.